geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Şişli Belediyesi'nin toplumsal katılım ve denetim açısından en önemli projelerinden biri olan 360 derece halkla ilişkiler sistemi komşu masa 19 Aralık Perşembe günü hizmete sunuldu. Yapılan açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 360 derece halkla ilişkiler ve iletişim projesi olan Komşu Masa'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, sayın parti meclis üyelerim, sayın Genel Başkan yardımcılarım, il başkanım, ilçe başkanlarım. Özellikle bugün aramızda davet ettik ama çok önemli de bir toplantı var. Turizm çalıştayı var. Oradan buraya zamanla ayırıp gelen Ankara Büyükşehir Başkanım Sayın Mansur Yavaş'ı, Antalya Büyükşehir Başkanım Muhittin Böce'yi ve tabii benim doğduğum il olan Ardahan'ın Belediye Başkanı Faruk Demir'i, bütün ilçe belediye başkan arkadaşlarım hepsi burada ama genel başkanım bir toplantıya yetişecek, onun için çok kısa keseceğim. Bugün burada yönetim anlayışımız açısından önemli bir adım atıyoruz. Şişli'de yaşayan, çalışan ve iş yapan komşularımız istek, öneri ve şikayetlerini artık doğrudan belediyeye ulaştırabilecektir. Aracı yok, torpil yok, ayrıcalık yok, sadece komşu masa var. Komşu masa 360 derece halkla ilişkiler ve iletişim sisteminin adıdır. Peki bu sistem diğerlerinden farkı ne? Çünkü çok sayıda buna benzer örnekleri var. Birinci farkı, bütün iletişim kanallarının 360 derece çalışan bir sistem etrafında bir araya getirdik. Şişli'de yaşayan, çalışan ve iş yapan komşularımız herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan komşu masaya başvurarak takiplerini kendileri yapabilecek. Belediye girişindeki başvuru masasına bizzat gelen çağrı merkezine de telefon eden ya da dilekçe veya CİMER ile bize ulaşan basın, sosyal medya veya web üzerindeki taleplerini ileten, her gün farklı bir mahalleye giden, gezici ekiplerimize önerilen, doğrudan bildirilen, mahalle meclisleri önerilerinin aracılığı ile de iradelerini ortaya koyabileceklerdir. Efendim hepinize merhabalar. Teşekkür ediyorum. Beni dikkatle dinlerseniz. Az önce belediye başkanımız güzel bir hizmeti sizlere sundu. 48 saat içinde sorduğunuz sorulara, gündeme getirdiğiniz sorunlarınız varsa o sorunlara bir şekliyle cevap verilecek. Süre 48 saat. Ne kadar güzel. Bu uygulamayı hemen hemen her yerde bir şekliyle başlatıyoruz. Başlatmaya da devam ediyoruz. Bu uygulamanın amacı ne? Amaç yeni siyaset anlayışı. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık aslında. Hep birlikte başlattık. Birlikte büyük başarılar elde ettik. Birlikte Cumhuriyeti İstanbul'da demokrasiyle taçlandırdık. Ankara'da demokrasiyle taçlandırdık. Antalya'da, Adana'da, Mersin'de demokrasiyle taçlandırdık. Yeni siyaset anlayışımızın öznesi ne? Yeni siyaset anlayışımızın öznesi seçilen belediye başkanının belde halkına hesap vermesidir. Her alanda hesap vermek gibi bir sorumluluğu var belediye başkanlarımızın. Ve belediye başkanlarımız bu görevleri yerine getirirken sizlere saygı duyarak, sizlerin sorunlarına çözüm üreterek bir şekliyle yeni siyaset anlayışını size taşıyorlar. Ve biz sizden şunu bekliyoruz. Yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım ve yeni siyaset anlayışını hep birlikte kucaklayalım ve yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtırken Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye de talip olalım. Sizlere sözüm söz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.